Bir anket yaptım. Ankette dedim ki çöplerinizi ayırır mısınız? Boya suyu biriktirir misiniz? %70'i hayır dedi. Sebebini sorduğumda da üşeniyorum diye yaptım. Edirne'de 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Belgin Elipek katılımcılara su kullanımı hakkında bilgiler verdi. Bazen böyle konferanslarda söylüyorum, sıcak su gelene kadar ne yapıyorsunuz o suyu diyorum. İşte boşa gitmediğini kendinize inandırmak için ya bir şey yıkıyormuş gibi yaparsınız, ya ayaklarınıza tutarsınız. Ama siz o sıcak su gelene kadar o suyu kovada biriktirirseniz, inanın koca bir kova doluyor. O koskoca kova su, Afrika'da bir çocuğun ulaşamadığı temiz su aslında. Ama biz üşeniyoruz. Bir anket yaptım. Ankette dedim ki çöplerinizi ayırır mısınız? Kovaya suyu biriktirir misiniz? %70'i hayır dedi. Sebebini sorduğumda da üşeniyorum diye yaptım. Bu Dünya Su Günü'nde suyu çok ilgilendiren bir durum. Atıklardan nasıl kurtulalım? Dökmek, atmak, yakmak. Aslında atıklardan çok rahat bir şekilde kurtulduğumuz 3 tane faaliyet. Ama özellikle burada bu fiilleri yazıyorum. Dökme, atma, yakma. Lavabodan yağları dökerken şunu unuturuz. Döktüğümüz o yağlar parçalanıp gitmez. Az önce suyun temizleme kapasitesinden bahsetmiştim ya, ama su bunu temizleyemez. Döktüğümüz 1 litre bitkisel atık yağın aslında 1 milyon litre suyu bir daha temizlenemeyecek şekilde kirlettiğini unuturuz. Bu yağlar aynı zamanda suyun yüzeyinde bir tabaka oluşturur, oksijen geçişini engeller, hatta güneş ışığının suya girmesini engellediği için fotosentezi de engeller. Yani bu aslında suyu tamamen senden vazgeçtim dediğimiz bir faaliyettir. Dünyadaki tüm toplulukların güvenli ve sağlıklı suya ulaşmak zorunda olduğunu söyleyen Edirne İl Sağlık Müdürü Doktor İshak Yıldırım, vatandaşların tarım için suya ihtiyacı olduğunu ve tarım olmazsa gıda olmayacağını, gıda olmazsa da sağlığın olmayacağını söyleyerek suyun önemine dikkat çekti. Yani dünyadaki tüm topluluklar, tüm insanlar sağlıklı ve güvenli suya ulaşmak zorunda. Niçin ulaşmak zorunda? Malum şu an tarım bölge İl Müdürlüğü'ndeyiz. Tarım için ulaşmak zorunda. Su olmazsa gıda olmaz. Su olmazsa sağlık olmaz. Çünkü malumunuz üzere vücudumuzdaki kanın %90'ı sudan oluşmakta. Vücudumuzdaki tüm metabolizma kan yoluyla taşınan bir takım enzimler ve hormonlar üzerinden düzenlenmekte. Su bizim temel yapı taşımız. Hem dünyanın hem insanın kendisinin temel yapı taşı elbette ki su. Bu yüzden sağlıklı ve güvenli suya ulaşmamız çok çok önemli.